Tamam. Söyleyeceğim. Benim... Tamam. Hadi sen içeri gir. Hazal. Hadi Feray. Yakında benim karım olacak kadının geçmişini sorgulamak. Sana mı kaldı oğlum? Sorgulamadım, biliyorum. O adam burada. Siz Feraye ile çok yakındınız değil mi? Ne demiştin sen sıfır yüzüğü dedeme verirken? Onun annesi yok, benim babam yok. Biz sürekli böyle birbirimize avutuyorduk falan gibi laflar etmiştin, hatırlıyor musun? Evet. Peki bu kadar değer verdiğin, bu kadar sevdiğin bir kadını köşeye sıkıştırıp zor duruma düşürmek ne? Gerçekleri onun ağzından duymaya hakkın var. Benim için yani. Anladım. Abine bağlılığın daha önemli tabii. Onu da anlıyorum. Eyvallah. Eyvallah. Ama benim bilmediğim bir şey yok. Yaman. Ben Amerika'dayken yazıştığımızda zaten bir sevgilisi olduğunu ve çocukluk aşkı olduğunu söylemişti bana. Hatta ben bir ay önce buraya döndüğümde aklı hala karışık, ilişkisiyle ilgili bir karar vermemişti. Ha. Başka bir erkekle olan bir kızın peşine düştün yani. Hayır. Hayır oğlum. Sevgilisini ondan ayırmak için bir şey yapmadım. Yapar mıyım lan ben öyle bir şey? Ben sadece ona onu ne kadar istediğimi söyledim ve bekledim. Bu kadar. Fark etmez. İkiniz bir olup adamı aldatmışsınız. Hayır, hayır. Sen tabii bilmiyorsun. Şöyle oldu. Bu herif o sevgilisi. Feraye tek kelime etmeden, ondan ayrılmak istediğini bile söylemeden bir anda gidip başka bir kadınla evlendi. Yani var olan saçmalık şu. Başka bir kadınla evli, aklı karışık, aptal bir adamın egosu bu sadece. Öyle mi? Belki bilmediğin başka şeyler vardır. Elbette vardır. Olmaz mı oğlum? Bilmediğim bir sürü şey vardır. Ama ben sormam bile. Çünkü benden öncesi merak bile etmiyorum. Ama bundan sonra olacak her şey sadece ve sadece beni ilgilendirir. Çünkü Feray benim karım olacak. Bitti herhalde. Bitmedi. Şimdi... Şimdi gelelim asıl mevzuya. Ben senin karına nasıl iyi ve saygılı davranıyorsam sen de benim karıma öyle davranacaksın. Bildiklerini kendine sakla. Ben bir şey merak etmiyorum zaten. Ha merak edersem gider Feraye'ye sorarım. Hiç kimse kardeşim bile olsa, sen bile olsan benim özelime karışamaz. Ben seninkine karışmıyorum farkındaysan. Tamam paşam. Tamam Ömer Gülsoy. Yapma. Yapma bana, yapma. Ayıp ediyorsun. Her şey. Her şeyin ona benziyor. Yaman. Hiçbir şeyin farkında değilsin değil mi? Özellikle de kibrin. Sürekli her şeye sen hakimsin. Her şeyin en iyisini sen biliyorsun. Bak moruma ayıp ediyorsun, yapma. Haklısın sen. Yine sen biliyorsun her şeyin en iyisi. Yine sen haklısın ya. Bir de... Bana bir daha paşam deme. Sinirimi bozuyorsun. Tamam oğlum. Zaten koskoca adam olsun.
İstemem. Kavga etseler duyardık herhalde yani. Sen şimdiden söyleyecek miydin? Evet. Evet ya, evet. Ya yapma bunu, bak bunu istiyor zaten. Dayanamıyorum Hazal, ben artık dayanamıyorum ya. Dayanamıyorum, dayanamıyorum ya. Dur, ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Midem uzandı. Tamam gel, elini yüzünü yıkayalım. Hazal, bizi biraz yalnız bırakır mısın? Bırakamam, kusura bakma. Yani Feraye iyi değil. Hazal geçti, tamam. Ya yalan konuşma Feraye. Ayakta zor duruyorsun. Otur şuraya hadi. Otur. Feraye? Hastaneye falan gitmek ister misin? Yok, hayır. Biraz midem bulandı sadece. Hazal sen biraz bahçeye çıkar mısın? Hayır, hayır. Tamam. Sonra konuşuruz. İyisin ama değil mi? Sen kınaya kadar dinlen. Ben de çıkıyorum. Ben konuşurum onunla. Saçmalama Hazal. Ya toplayacağım ben durumu. Laf dinle, yat şuraya. Hadi. Ateş. Biraz konuşalım mı? Yani her şey bir anda oldu. Feraye'nin eski erkek arkadaşı evi gözetlemiş herhalde. Kimse olmadığını da anlayınca kapıya geldi. Bizimki de ters taraftan görüp yakaladı herhalde. Öyle oldu herhalde. Anladım. Hazal, Yaman'ın Feraye'yi böyle sıkıştırması çok yersizdi. Ama ben konuştum Yaman'la. Ne dedi? Ne diyebilir? Bir daha yapmayacak. Ama ben Feraye'ye kızdım yani. Ben ona beni böyle benden bir şey saklamamasını açıkça söylemiştim. Bu durumlarda kalmak istemediğim. Çok haklısın ama bir daha olmaz zaten, merak etme. Umarım. Feraye de öyle söylemişti ama. Neyse. Hazal. Hı. Sen şu adamın numarasını versene bana. Cidden hiç gerek yok. Hazal. Rezillik çıkabilir. Ben Feraye çok utanır. Babası duymasın istiyor haklı olarak, biliyorsun. Ben zaten o adam meselesini hallettim. Bir daha kapıya gelirsen karını ararım dedim. Ödünü patlattım. Kaçtı gitti. Vallahi bak hiçbir şey yapamaz artık. Merak etme. Peki. Evet kızlar, şimdi herkes nerede ne yapacağını anladı diye düşünüyorum. Değil mi? Ha tamam. Kızlar eğer sizden memnun kalırsam, yani ileride konakta olacak davetlere falan, sizi yine çağırabilirim. Ona göre çalışın, tamam? Kız. Hadi siz gidin bir Cemil ablaya yardım edin. Bir aperatifleri falan bir şey getirin. Hadi. Siz de gidin. Bu kış bahçesinde örtüler, çiçekler falan filan var. Onları alın gelin. Hadi. Hadi hızlı biraz kızım. Yoruldum yeminle. Diş Bey. Kolay gelsin. Sağ olun, sağ olun. Vallahi görüyorsunuz işte bütün çabamız kardeşimle sizin mutluluğunuz için. Vallahi. Gerçi damadımızsınız diye demiyorum ama isminizden sebep midir nedir, maşallah ateş ediyorsunuz. Nazar değmesin inşallah. Eyvallah cidden. Eyvallah. Kapa ağzını, kapa. Yağların akıyor. Lan bir kere şöyle bakmadın bana. Allah Allah, vallahi bir şey söyleyeyim mi? Damadımızın hastasıyım. Eren sevdiklerini diyor ya, ateş kalp ben. Kız başımıza talih kuşu kondu. Hayatlarımız değişiyor. Sen hala neyin derdindesin ya? Sevinsene biraz Çetin, deli manyak. Bak şu an çim yerdeyiz. İnci topuğum var. Dikkat et düşeceğim. Aa. Sen şöyle gelsene. Şöyle gel şöyle. Sen bu herifi araştırdın mı? Neymiş ne değilmiş. Bak, bakma Çetin hemen. Tekinsiz geliyor bana bu. Ya ben baktım, araştırdım herifi. Bir şey yok. Kondaki saat bile taklit ya. Ya
diyorsun? Ya merak etme, güven bana. Allah Allah. İnşallah. Kız hadi biraz hızlı, misafirler gelecek ya. Aman. Ne deseydim Ateş'e Feraye? Gayet güzel kotardım işte durumu. Sürekli buz gibi yalan söylüyoruz. Benim artık gerçekten dayanacak gücüm kalmadı. Daha yolun başındayız, farkındasın değil mi? Kaç ayımız var? 6 falan herhalde değil mi? Azal tamam. Ağlamasın, bu minnak için her şey işte. Yalnız Ateş'le konuşurken çok iyi fikir geldi aklıma. Yaman bir saçmalık daha yapsın. Zınk diye açarım Aleyna kartını, Cemile ile ikisini salarım başına, kurtuluruz. Oh. Azal ne olur ya? Ne olur uğraşamam onlarla. Tamam canım, biliyorum zor. Sence Ateş bilse benden nefret eder mi? Sanmıyorum. Yani o çok merak ettiği pisliğin Yaman olduğunu bilse bile yine senin yanında dururdu bence. Yani Yaman'a söylemeni isterdi tabii ama hayır dediğinde saygı duyardı. Bence o çok doğru bir insan Feraye. Yani biraz soğuk bir tip ama merhametli en azından. Beni rahatlatmak için mi böyle söylüyorsun? Yani biraz gözlem, biraz umut diyelim. Aşk kuşlar. Bir sen eksiktin. Ne yapıyorsunuz siz burada? Duyduğuma göre Feraş'ın kınası varmış. Okuldan bütün kızları topladım geldim. Belki bilmediğin başka şeyler vardır. Olmaz mı oğlum? Bilmediğin bir sürü şey vardır. Ama ben sormam bile. Çünkü benden öncesi merak bile etmiyorum. Ama bundan sonra olacak her şey sadece ve sadece beni ilgilendirir. Çünkü Feraye benim karım olacak. Yaman, ne yapıyorsun sen burada? Deden çağırdı, misafirler gelecekmiş. Üstümü değişip geleceğim. Peki. Buyurun Gülfem Hanım. Dışarıyı görebildiniz mi? Ya eksik bir şey yoktur umarım. Ah, gördüm, fazla bile. Ben de perdeleri kapalı görünce burada ne oluyor diye bir bakayım dedim. Ha, ben eve git gel olmasın diye eşyaları buraya koydum da ondan kapalı. İyi, tamam. Gülfem Hanım, hani Ömer Bey demişti ya her şey böyle usulüne uygun olsun diye. Hı hı. Ben de gittim bindallı aldım ama galiba Feraye beğenmedi. Giymeyeceğim dedi. Beğenmedi öyle mi? Hı hı. Tamam. O zaman Arde'ye odasında büyük babaannenin bindallısı var. Sen onu çıkar onu giysin. Ha, ben bilmiyorum da nerede? Müştemilatın altında Arde'ye odası var ya. Onun içindeki sandıkta işte. Anladın mı? Anladım. Tamam, o zaman beraber gidelim. Ben de üstünde bir görürüm bakalım. Ömer Bey'in daha çok hoşuna gider zaten. Ay biz de dışarı çıkalım diye hadilemeye geldin, oturdun, boyanıyorsun burada Damla ya. Ay tamam ya, alt üstü bir allık sürdüm. Abartma, kalkıyorum. Siz dışarı çıkın bakayım hadi. Bir sorun mu var? Geç Nesra. Koy şuraya. Bırak şuraya. Nesrin aldığı bindallıyı beğenmemişsin. Ömer Bey sana her şey usulüne göre yapılacak demedi mi?
Sen kimsin de kendi kafana göre hareket ediyorsun? Çıkmadınız mı siz hala? Çıkın dedim. Evet, şimdi çıkar bakalım şu üstündeki ucuz elbiseyi. Ben diktim bunu. Ucuz değil. Öyle mi? Bak şimdi daha bir ucuz geldi gözüme. İyice gözüme battı. Ne yazık ki bu akşam ailemizi temsil edeceksin. Ve oğlumun arkasından gelin kendine hiç de özenmemiş diye laf söyletmem ben. Çıkarsanız giyineyim o zaman. Aslında senin mutlu olman gerekiyor, değil mi? Çünkü büyük bir zafer kazandın. Ama hiç öyle değilsin. Hı? Böyle ağladı ağlayacak gibisin. Sebep? Gülfem Hanım, ne yapıyorsunuz? Kendim çıkartırım. Utandın mı? Yazık sana, kıyamam. Hep taktik değil mi bunlar? Ha? Böyle ağlamaklı haller. Masum böyle tedirgin bakışlar. Oğlumu da böyle etkiledin. Akıllısın da cevap da vermiyorsun. İyice mağdur ol diye, değil mi? Ateşin gözüne iyice gir diye. Giyin hadi. Dilerim kaderin, büyük babaannenin ve bu safir yüzüğü takan bütün gelinlerinki gibi olur. Gülfem, gelinin çok güzel maşallah, gözümü alamadım. Sen zaten kim olduğunu biliyorsundur anneciğim. Duydum tabii, herkes konuşuyor. Ben sana geldiğimde de hiç görmedim onu. Sen de boş ver, kim ne derse desin. Sevmişler, evleniyorlar. Ayrıca kız çok iyi huylu ve terbiyeliymiş. Üniversiteyi de burslu okuyormuş, çok da başarılıymış. Ne güzel, araştırılmış da. Hiç şaşırmadım. Bizim yörenin kızı. Tanıyanlar var. Hal hatır sorarken lafı açıldı, söylediler. Bu konu seni çok hassaslaştırmış. Yoksa ateş izin almadı mı senden? Dedesi izin verdi. Bana söz düşmedi. Hayırlı uğurlu olsun. Allah tamamını erdirsin. Oynamak lazım aslında ama benim de hiç içimden gelmiyor. Yani dünya dursa da biz insek, modum o şu an. Feraye kızım, besleme gibi oturdun kaldın. Birazdan kılan yakılacak. Bir kalk, iki oyna. Hadi. Hadi gülüm. Hadi yengem. Hadi. Sen hadi. Hadi. Anons da geldi. Hadi Feroş. Hadi canım. Hadi.
Biraz gülmen de lazım. Hadi. Sana başka bindal alınmıştım. Nereden çıktı? Gülfem Hanım bunu giymemi istedi. Ha, güzelmiş. Ötekini ne yaptın? Odada duruyor. Ne oldu? Hiç. Sordum öyle. İş hayatında başarılı ve hırslı olduğunuzu öğrendim. Sizin fabrikanın başında olmanız beni çok mutlu etti. Teşekkür ederim. Onu böyle ben yetiştirdim Sayın Valim. Maşallah. Tuttuğunu asla bırakmaz ne olursa olsun. Aynı bana benzemiş. Vali Bey, çayınızı doldurayım mı efendim? Çetin abicim, kızlar doldurur. Sen gel otur böyle. Gel. Siz gelin abisiydiniz değil mi? Evet efendim. Hayırlı olsun. Sağ olun. Size de hayırlı olsun. Sağ olun efendim. İyi akşamlar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Yaman. Ben bir anneme bakıp geleceğim. Tamam. İyi akşamlar. Hayırlı uğurlu olsun. Sağ ol Uğran. Ömer abi. Ateş. Tebrik ederim. Sayın Valim, nasılsınız? Sağ olun Nur abi, siz? Çok şükür. Hoş geldiniz. Eyvallah, keyfiniz bol olsun. Bu adamın ne işi var burada? Bu Ali masada. Kına bitsin, herkes dağılsın, konuşacağız. Konuşalım. Ne haber Yaman? Harika. Hazal, yeterince göz doldurdum bence. Bu işleri bilmiyor gibi konuşma kızım. Kına yakalanana kadar devam. Sonra da usulen ağlamaca.
Bindal'la çok yakışmış. Ne kadar da güzel oynuyorsun. Durma durma. Devam et. İyi akşamlar hepinize. İyi akşamlar. Umutlu günümüze hoş geldiniz. Gülüm biz eve gidelim mi? Kına yakılacak ya. Hadi, hadi gidelimiz. Hadi lan. Ben burada kızlarla bekliyorum. Sen ne geliyorsun kız peşimizden kuyruk gibi? Ay ben senin peşinden ne geleceğim ya? Tuvaletim geldi, oraya gidiyorum. Allah Allah, çok meraklıyım sanki size. Allah Allah. Hadi. Yaman. Bak şu toksik hallerinden çok sıkıldım. Gayet iyi tanıyorsun beni. Ben senin hakkından gelirim. Çok iyi biliyorsun. Beni zorlama. Rahat dur, oynama artık, tamam? Şişt, nereye? Bitmedi. Sen Feraye'ye, Aleyna'ya birden aşık oldum. Sana da söyleyemedim. İncelliği yerden kopsun dedin mi? Dedin. Bitti. Artık ötesi berisi seni ilgilendirmez. Aşık olmuşsun kıza. Takmışsın parmağına yüzüğü. Evli barklı adamsın Yaman. Düş artık arkadaşımın yakasından. Ne oluyor burada? Damadına sahip çık diye çağırdım seni de. Çünkü bir daha benim arkadaşımı rahatsız ederse gider Aleyna'ya. Her şeyi anlatırım. Asıl bu sefer ben yakarım ortalığı, bilginize. Haklı kız. Dur ben senin hafızana bir tazeleyeyim damadım. Şimdi bu telefonu alıp badenin önüne koysam. Bu ikisi abini öldürdü. Cesedi göle attılar desem. Şimdi o çok korktunuz babası ne olur. Öldürür demiştin değil mi Okan? Tamam. Bizimle oynama. Satma. Susmak için ne istersin? Buraya yaşıyor belki ama bu Vural'ı kesmez. İyileşme umudu yok, adamın tahtı boş kalacak. Durumda bir değişiklik yok yani. Bak annen, abin. Vural'ın karşısında tir tir titreyen kardeşim. Hepsinin ölmesini göze alabilecek misin? Öfken mi, merhametin mi Yaman? Abla? Gelin çıkıyor, kına yakılacak. Hadi damadım. Git de dedenlere haber ver ha. Bak ben sözümden dönmem. Ne dediysem onu yaparım. Sen de acını kalbine göm, kaderini kabullen. Hayat bu demek zaten. Hepimiz bu şekilde yaşıyoruz.
Yüksek yüksek tepelere ev kurmasınlar. Aşağı aşağı memlekete kız vermesinler. Aşağı memlekete kız vermesinler. Evet. Gelin kızımızın tülünü aç bakalım Gülfem annesi. Gelinimiz de geldi. Ona bir şey yapamamıştık. Hep beraber kınayı yakarız. Gel, gel Aleyna'cığım, gel. Sandalye getirin. Gel. Gel, gel. Otur canım, otur. Evet, damatlarımızı da şöyle alalım. Yaman. Damatlarımız da geldi. Evet, bu gece bizi... Ailemizi yalnız bırakmadığınız için hepinize teşekkür ederim. Feraye kızım biliyorsunuz yabancımız değil. Bu konağın bahçesinde büyüdü. Kız torunum yoktu, evladım oldu. Çok şükür büyük torunum beni dinledi. Aile terbiyemizi almış... Bir kızla, Rıza'mla evleniyor. Evet. Biz aile arasında söz nişan yaptık. Kısmetse haftaya bütün dostlarımızı düğünümüze bekliyoruz. Sağ olun, sağ olun. Gülfem annesi, gelin kızımızı kızlarımızın kınasını yakalım. Hadi bakalım.
Gel. Ne var ne? Gel diye 30 tane mesaj atmışsın. Çok mu özledim beni? Yapamıyor musun ben? Siz kadınlar abartmayı ne kadar çok seviyorsunuz ya. Alt tarafı 2 tane mesaj attım sana. Hı? Ay tamam geyiği kes. Bekleme yapma. Konuya gel. Topla da gel. Ha? Hem sana daha çok yakışır. Hasan abim. Ya ben sana bir kafa atacağım göreceksin Hasan abiyi falan da. Boş yapma ya. Harekete geç. Eylem al ha. Ya vallahi aslında iyi olurdu. Şöyle bir sinirimi atardım. Ama sonra burnun kırılacak. Burada yerlerde zırlayacaksın iki büklüm falan. Sonra Hazal keşke yapmasaydık hastaneye götür falan filan. Uzun iş. Oğlum 500 tane seni mi dinleyeceğim ya? Allah Allah konuya gel. Bağırma. Anlat. Yaman abimle ne oldu? Öyle bir Cemile de geldi falan ben gördüm sizi. Sözünü tutmadın Okan. Yaman deli fişek takılı ya. Ne yapsaydın? Hani masada dedem var, abim var, vali var. Nasıl kalkayım kızım ben? Sen ne olduğunu bir anlat bakayım bana. Bir şey olmuş. Ne demek? Bana ne? Anlatmayacağım. Hazal çıldırtma beni ya. Bir anlatır mısın? Lütfen hani. Yaman'a böyle devam edersen Aleyna'ya söylerim dedim. Demedin öyle bir şey. Dedim. Hazal saçmalama. Ay boş yaptım boş. Korkma ya bu kadar. Allah Allah. Asıl derdim Cemile'ye duyurmaktı. O Yaman'ın ayarını yapmıştır. Kendi içimizde hani bir ortağız ya böyle kendi başına hareket etmesen mi acaba? Hani bir karar aldın da bana da danışsan daha iyi olmaz mı? Hadi lan oradan senden emir mi alacağım? Allah Allah ya ortalık birbirine girmiş. Dedem vardı masada bilmem ne falan diyor ya minnoş. Dedesinin kuzusu ya. Allah'ım Allah bir tane akıl istiyorum ya. Bir tane. Dedem nerede Okan? Yatmaya gitti. Oh. Ya damat beyim, yurt dışlarında okusan da, Amerikalarda yaşasan da memlekete dönmek böyle bir şey. Ataların o küçük parmağı kınayı yaktırır, değil mi? Vallahi benim bir itirazım yok. Ben köklerime bağlıyım, ayrıca geleneklerimi de severim. Ya ben şaka olsun diye şey yapmıştım aslında da. Hı. Ben onu atayım mı çöpe isterseniz? Çetin, gerek yok. Feray evde mi? Evde. İyi. Yani tabii çok haklısınız. Ateş durumu daha önceden anlatsaymış. Hiç olmazsa gönlünüzü almış olurdu. Keşke babam gelini olarak seni istediğinde tamam deseydi. Anlamadım. Baban ve kardeşinle ilgili bazı çekincelerim vardı. Ama biz her şeyin üstesinden gelirmişiz. Benim gelinim sen olmalıydın. Ne yapalım artık kısmet. Beni babam bekliyor yukarıda onu. Şimdi bekletmeyeyim daha fazla. Geçireyim ben. Ya ben telefonumu unutmuşum. Onu alsam iyi olacak aslında. Evet. Tamam. Ne olur ben sizi bekletmeyeyim ya. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Hoşça kal. Babacığım sen beni bekleme istersen. Biz biraz Gülfem Hanım'la sohbet edeceğiz. Döneceğim zaman Ayten Hanım'ı ararım. O birini gönderir. Tamam, görüşürüz.
Size atıştırmalık bir şeyler getirdim, hadi yiyin. Zahmet etmeseydin biz alırdık. Elime mi yapıştı canım? Ama yorulduk kız. Uş. Bir şey diyeceğim ha. Yaman iyi tuttu kendini. Bir şey yapmadı da Allah bilir düğüne kadar başımıza neler gelir, o ayrı konu tabii ki. İki lokma yemek getirdin diz bacım kursağımıza ya. Hiç kusur kalma. Biz düşünmüyoruz çünkü. Sus kız. Vitaminsiz. Sana fikrini soran olmadı. Hazal düğüne kadar bizde kalacak yenge. İyi geceler. Olur tabii, kalsın. Sana da iyi geceler. Soğuk nevale. Seni düşünün. Kapat. Hadi. Düşünüyorum diyor bir de ya, gıcık. Sen pislik yapmasaydın biz zaten gitmiştik. Hiç bunları çekmeyecektik. Ulan ya. Canım içi, hadi sen de al şundan bir tane. Ağzına lokma sokamıyoruz. Hasta olacaksın Feray, ne olur ya. Yavuşum, ne yapıyorsun? Ağzını yıkayın. Korkuttun mu? Yok ya. Neyse. Feray, babanlar balkona, biz seninle biraz konuşalım mı? Tamam. Yo. Hiç bırakma. Hatta bir tane bana. Ben de yerim. Tamam. Ben bahçede bekliyorum o zaman. Ya Hazal, korkuttuysam kusura bakma. Saçmalama. Afiyet olsun. Bitmeyen çilem. Yani ne bileyim, ben de bir şey öğrendim falan sandım. Gözlemliyorum ya daha. Dur bir alışsınlar bana, birazcık kaynaşalım şöyle. Değil mi? İyi tamam, ben çıkıyorum o zaman. Biri görebilir. Yok yok. Onlar dağıldılar iyice, kimse görmez. Seni sadece ben istediğimde öperim. Unutma bunu. Çekil şuradan ya. Hiç değişmeyeceksin. Tam bir pisliksin. Sen de öylesin. Ama çok uzak durma. Yani öyle. Ya kusura bakma, böyle kuru kuru yedirdim sana, çayını içirmedim. Bana da çok da güzelmiş bu poğaçalar. Canım pek istemiyordu zaten. Zaten bir şey yemiyordun ki Feraye. Hem baksana, bu havada üstüne hiçbir şey almamışsın. Buz gibi donacaksın. Şuraya gidelim de. Ya çekil çekil. Bak valla biri görecek şimdi. Odama gidelim. Yok artık, saçmalama. Ya biri görür, bir şey olur. Peki. Ne konuştun büyük yakışıklığın anasıyla bakayım sen? Ha? Böyle kadın ellerine yapışmıştı, dramatik dramatik. Hiç. Hiç. Hı. Ama benim duyduğuma göre Ömer Gülsoy seni onunla evlendirmek istemiş. Adam pek istememiş. Sonra da gitmiş hizmetlinin kızıyla. Kudurdun değil mi? Nasıl yedirdin bunu? Nasıl katlandın buna? Biz onunla çocukken bile bir iki kez karşılaştık. Sonra ben İstanbul'a gelince onlar eve geldi falan. Yani hiçbir samimiyetimiz yoktu. Ha, anladım. Sen kanca takacak vakit bulamadın yani. Aman cezası. Sen hemşire. Gel şurada konuşalım. Cezası. Gel. Ya. Benim biraz kafam karıştı, ondan konuşmak istedim. Yaman senin eski sevgilini tanıyor galiba, çünkü geçmişinizden filan bahsetti. Ne anlattı sana? Bir şey anlatmasına gerek yok ki. Zaten adamı görünce senin eski sevgilinin olduğunu anlamış. Yoksa niye böyle yapsın? Hadi düşürme yüzünü, sorguda değilsin. Ben sadece kafama takıldı, o yüzden sormak istedim. Yoksa gidip Yaman'a kim ulan bu adam diye filan sormadım. Tamam, gülücük de geldi, süper. Sürekli seni zor durumda bırakıyorum ve gerçekten çok üzgünüm. Feray. Kim olduğunu söyleyeceğim. Hayır. Hayır. Lütfen. Benim derdim adamın kim olduğu ya da Yaman'ın onu tanıyıp tanımadığı değil. Bak. Ne olursa olsun. Senin çok...
senin yanındayım. Ve sana dediğim gibi ben senin bebeğine soyadımı vereceğim. Buna mecbur değilsin. Ben alınmam. Feraye, zaten bu adam yüzünden bir sürü kötü şey yaşadın. Ben bunun üstüne sana bir söz verdim. Değil mi? Bana yakışan sözümün arkasında durmak. Bundan sonra o adamla ilgili sana zaten bir soru sormayacağım. Çünkü bu senin geçmişin, bu senin özenin. Sürekli sana böyle sorular sorunca seni köşeye sıkıştırmış gibi hissediyorum. Şimdi söyleyeceğim dediğinde bile çok rahatsız oldum. Suçlu gibi konuşma. Senin yerinde kim olsa kızardı. Ya kızmak değil de... sana bunları yaşatan adamın yanına yanaşmasını tabii ki istemiyorum. Ama başka. Ve bir de zaten başka bir adamla yan yana görürsen onu da açıklayamayız. Aslında durum biraz bu. Özür dilerim. Ay yo yo. Lütfen. Özür dilenecek bir şey değil bu. Biz bir anlaşma yaptık. Şimdi sadece mantıklı bir şekilde durum değerlendirmesi yapıyoruz o kadar. Seni zor durumda bırakmamak için elimden geleni yapacağım. Ya ben zor durumda kalmam. Merak etme. Ama yine de teşekkür ederim. Şimdi hadi bakalım. Güzelce uyu. Mercimek Hanım da şöyle sen de rahat rahat bir uyku çeksin. Ve lütfen biraz doğru düzgün yemek ye artık. Tamam. bitti. Toplantı. Bu kadar. İyi geceler. İyi geceler. Kim var orada? Tamam. Her şeyi duydum. Hı hı. Ama bunu yarın şirkette konuşalım, olur mu? Ya. Bence gir içeri. Şimdi konuşalım. Cidden şirkette konuşalım. Hadi. İyi geceler. Burada ne arıyordun, niye saklanıyordun? Buraları şimdi bulmam lazım Ateşciğim. Ateş düştüğün durumu da neler yaşadığımı da çok iyi biliyor. Ona yalan söylüyorum diye boşuna suçlama kendini. Canımızı. Keşke buradan gidebilseydik Azal. Düğün yaklaştıkça onunla aynı çatı altında olacağımı düşünmek beni çok yoruyor. Günaydın. 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 Feray, dedem seni çağırıyor kahvaltıya. Ya Azal, kusura bakma, biraz aile meselesi. Herkes masada seni bekliyorlar. Herkes? Benim bir ailem var ya, onlar. Ay evet, birden şaşırdım da ben. Biz okula gidiyorduk. Anladım. Panikledin çok normal olarak. Ama düğünden sonra en azından bir süre sen o masada olacaksın, o yüzden alışman lazım. Şimdi dedem de tutturur gelsin diye. Okula gidiyor demek olmaz o yüzden. Evet, tabii. Yani zaten okulda çok önemli bir şey yoktu. Ben de içeri girer uyurum biraz. Mis. Hı? Hadi. Ozan, sağ ol. Biz sana kına mı yakacağız dedik kızım? Ha? O kadar misafirin içinde giymişsin, bin dallayı çıkmışsın ortaya. Durumu zor kurtardık. Ama Ömer dedi, ben de istedim, heveslendim, ne yapayım? 5 yaşında çocuk gibi konuşma benimle. Ayakların biraz yere bassın. Sen rızasız, istenmeden damdan düşer gibi girdin bu eve. Telli duvaklı gelin olmak istiyorsan kocana söyle.
Öyle söyle. Söyledim. Dinlemedi. Aleyhine sus. Bir daha böyle densizlikler istemem. Hesabını da senden sorarım damat bey. Benim böyle saçmalıklarla uğraşacak vaktim yok. Afiyet olsun. Gel bakalım güzel kızım. Gelin, geçin şöyle. Yemekten sonra konuşuruz herhalde. Bir yere kaçtığım yok oğlum. Şirkete geçince konuşuruz. Hı-hı. Gelinlik baktın mı güzel kızım? Hayır, henüz değil. Annenin gelinliği giyecektin, terziye vermiştin. Olmadı. Tadilat yapılırken yırtılmış. Yenisini alırım. Sen ne alıyorsun? Gelinliği erkek tarafı alır. Gülfem. Gelin kızımla gidin, bir an önce halledin şu işi. Merkezde gelinlikçi var. Gidip seçsin kendisi, öderiz. Gerek yok. Biz hallederiz. Siz bilirsiniz. Çok kıskançsın. Çok kıskancım. İnkar etmiyorum. Seni çok kıskanıyorum. Senin tenine benden başka sadece rüzgar değebilir. Ferah, yesene bir şeyler. Evet. Dalmışım. Yerim. Normal tabii. Düğün telaşı. Kahvaltıdan sonra seninle beraber bir kahve içelim. Sohbet ederiz. Tabii, olur. Korkma, yemem seni. Hem ısınırız birbirimize biraz. Üçümüz içeriz. Üçümüz içmeyiz. Ben bugün kahvemi Feraye ile içeceğim. Sonra içeriz. Peki. Nasıl isterseniz. Ben doydum. Afiyet olsun size. Afiyet olsun tekrardan. Anne. Annem ne oldu? Nesrin yenge anlattı değil mi? Evet. Anne çok hücüme gidiyor ya. Çöp gibi davranıyorlar bana. Laf dinle sen de biraz o zaman. Çekinme, gerekirse dağıt, yık masayı, öyle kalk. Deli görünce herkes sopasını saklar. Ben ne yapacağımı çok iyi biliyorum da Ömer dededen korkuyorum işte. Korkma diyorum sana, çekinme kimseden. Yaman'ın peşinde de öyle kuyruğu gibi dolaşma. Her dediğine tamam deme. Yani ağırdan al biraz, saydır kendini. Ona affım yok zaten anne. Geri çektim kendimi, yüz vermiyorum. Ben ona adam edeceğim anne. Sen hiç merak etme, ben ne yapacağımı çok iyi biliyorum. Kahve mi istediler? Ömer Bey olanlarla şirkete gitti. Feraye ve Gülfem Hanım için. Sıkıştırır şimdi kızı. Sen hayırdır ya? Bir Feraye sever oldun bu aralar. Ne alakası var Nesrin? Saçma sapan konuşma, öylesine söyledim. Heh, Hazal. Merhaba. Ateş ben. Ya şey diyecektim sana. Bu Feraye'nin gelinliği tamir yapılırken yırtılmış galiba.
Hı hı. Bir baksana evde mi? Tamam. Getirsen onu bana. Ben kapıdayım, bekliyorum. Okulun ne zaman bitiyor? Bir ay sonra mezunum. Aferin. Okumakla iyi yapmışsın. Bu hayatta kimseye güvenme. Yarın öbür gün ne olacağı hiç belli olmuyor. Babam size servise çıkmayın demedi mi? Tabii. Laf dinlemek için sen getirdin değil mi? Yok Gülfem Hanım, kızların işi vardı, o yüzden ben getirdim. Sen Feraye ile Ateş'in ilişkisini biliyor muydun? Yok vallahi Gülfem Hanım. Yani biz de sizle birlikte öğrendik. İşte bir ay gizli gizli buluşmuşlar. Bir ay mı? Ateş Bey bir ay erken gelmiş Amerika'dan Feraye için. Çıkabilirsin, tamam. Tamam. Tutamadın çeneni değil mi? Ya ne bileyim ben, biliyor zannettim ya. Yürü, yine aşağı mutfağa. Allah. Ben kalkayım artık. Kahveni iç. Pek sevmem ben. Sizi yalnız bırakayım. Otur. Otur diyorum. Sakın zafer kazandım filan zannetme. Benim oğlum illaki anlayacak ona uygun bir kız olmadı. Ne yaptın ona? Hı? Ne yaptın? Nasıl aklını çeldin? Anlat bakayım. Anlat anlat. Yüzüme bak. Yüzüme bak diyorum, anlat. Anlat, merak ediyorum. Kızmayacağım. Anlat. Gülfem Hanım, siz çok sinirlendiniz. Ben o yüzden kalkmak istedim zaten. Ateş'le konuşun bence. İzninizle. Yani yapılamaz bence bu ama sen bilirsin. Öyle mi? Görelim bakalım deneyimli ellerde ne olacak. Diyorsun. Peki. Ozan. Feraye'ye bir şey söyleme. Sürpriz yapacağım. Tamam. Ateş Bey. Ateş Bey. Gelin. Gelin ne olur gelin. Gülfem Hanım, bırakır mısınız lütfen? Gitmek istiyorum. Hiçbir yere gidemez. Senin bu masum ayaklarına kanmam ben. Babam da senin için terbiyeli bir kızdı Umut. Sen benim karşımdan benim iznim olmadan kalkamazsın. Hakaret etmeye başladınız. Onu oğluma kancayı takmadan önce düşünecektim. Bak şuna. Şuna bak. Büyük babaannenin elbisesi. Yüzünün sahibi yani. Bir sevdiği varmış. Vermemişler. Gülsoy'ların oğluyla evlenmiş. Genç yaşta ölmüş. Kimi kaza diyor, kimi kendini uçurumdan attı. Öldükten sonra da yüzüğü cesedinden çıkarıp almışlar. Sonra babamın annesine takmışlar. O da genç yaşta ölmüş. En son kayınvalidemdeymiş. Maalesef ben onu hiç tanımadım. Çünkü kocam Ahmet'i doğururken ölmüş. Sen bu yüzü uğursuz diye hiç takmadın. Ama sen sakın parmağından çıkarma. Anne yeter. Yeter. Ne yapıyorsun ya sen, ne saçmalıyorsun burada? Gerçekleri anlatıyorum. Ne gerçeği ya, saçmalığın ta kendisi bu. Feraye'yi korkutup sindirmek için yapıyorsun, yapma. Biz ne konuştuk seninle? Ben bu evde huzursuzluk istemiyorum demedim sana. Ne bu? Feraye. Annem şimdi senden özür dileyecek. Asla. Sen kendine gel. Bana emir veremezsin. Annem var karşında senin. Annem gibi davran o zaman. Senin bana hiçbir şey söylemeye hakkın yok. Öyle mi? Hı hı, öyle. Ne demek o? Hani sen benim için dönmüştün ya Amerika'dan. Ne? Öyle değilmiş. Nasılmış? Onun için dönmüşsün.
Hem de eve gelmeden bir ay önce. Ve ben bunu senden değil Nesrin'den öğreniyorum. Böyle mi olması gerekiyordu? Yapma. Yapma. Ateş, ben gidiyorum. Yapma. Anne. Sakın. Sakın arkamdan gelme. İlacımı alıp yatacağım. Yaman evlendiğinde bu kadar olay çıkarmamıştı. Ateş kıymetlisi demek ki. Evet. Kader bir de buradan vurdu desene. Belli sağlam uğraşacak bu seninle. Bununla da işimiz var. Ah, bir bela daha arıza endam etti. Ne kadar güzel bir gün. Duydum sizi. Haber verdim Ateş Bey'e, öyle geldim. Teşekkür mü edeyim? Ne istiyorsun? Gülseme, dikkat et diyorum sana. Seni buradan göndermek için bana neler teklif etti bir bilsen. Ateş'le aramızı bozmamı istedi. Ucuz entrika. İyiymiş. Daha yaratıcı şeyler beklerdim ama ondan. Sen keşke biraz yardım etseydin. Gülfem aptal değil. Sadece beni hafife aldı. Ona dikkat et. İki gün sonra çark edip sana iyi davranmaya falan başlarsa inanma. Bittiyse? Bitti. Arpacık kumrusu gibi bu saçaklıyla oturup bütün gün düşünüyorsunuz. Ya ne diyorum sana? Bir dinle beni. Başın sıkışırsa bana gel. Asla. Çık dışarı. Allah Allah. Ateş'le bir an önce evlenmeni istiyor tabii. Yaman bebeği öğrenecek diye ödü kopuyor. Şeytan ürgüp şubesi ya. Kar küresini atmışsın. Kırdım. Konuşalım. Emir verip durma bana. Eve gideceğim. Seninle konuşmak istemiyorum. Sen beni dinleyeceksin. Yaptıkların ortada. Dinleyecek bir şey yok. Boşu boşuna okul arkadaşımı tehdit ettin. Okuldan kaydını aldıracakmış. Ödü koptu. Çok güzel oldu. Ben öyle her kızın eline koluna dokunmuyorum. Kötü niyetli değil. Herkesle öyle. Ayrıca kiminle ne kadar yakın olacağıma da ben karar veririm. Sana kimse dokunamaz. Bana sahibim gibi davranma. Daha çok sinirleniyorum. Ne bu işte? Ben bozayı muamelesi mi görüyorum? Yaman, gider misin? Ya, Feraye. Feraye. Gel. Dedem seni toplantı odasına çağırıyor. Yabancı bir müşteriyle görüntülü konuştuğum uzun süreceğini söyle. Tamam. Bak, sen iyi misin? Abi ne yapacaksın gibi cümleler duymak istemiyorum. İçim rahat değil. Sen kendin için korkma. Beni de düşünme. Ya abi ne alakası var ya? Biraz konuşalım, tamam mı? Lütfen. Yani bir yerlere gidelim, bir şey yapalım, yürüyelim. Söz çok konuşmayacağım. Tamam Okan. Hadi çık dışarı. Oy.
sesli de duyayım. Özür dilerim. Arkadaşımdan da özür dileyeceksin. Unutacaksın o mevzuyu sevgilim. Unutmam. Senin yüzünden. O ne demek pardon? Kimse bilmesin istiyorsun. Sonunda biri sana asılınca benim sinirim bozuluyor. Yaman. Okulun bitene kadar. Duyulursa babam üzülür. Ya biz evleneceğiz. Dedemle konuşurum ben. Nişan yaparız. Deden duyunca anlayışla karşılamayacak. Bütün ailemi buradan kovabilir. O zaman birlikte gideriz. Okulum yarım kalmasın. Bitireyim. Sonra söylediğinde korktuğumuz olursa gideriz. Tamam. Olur. Hadi yat sen. Tamam hadi. Sen de git artık. Yaman ne yapıyorsun? Biri gelebilir. Ya kim gelecek? Cemile ile Aleyna Ankara'da. Gece olmuş saat 3. Eren gelir. Gitsin yatsın bu gece yatağında sıpa. He sen burada kalacaksın yani. Asla olmaz. Delirdin mi sen Yaman ya? Uyuyunca gider. Uyuyunca gideceksin ama. Hı hı. Vicdansız. İyi geceler diye bile aramadım. Sen bilmiyor musun ben senin sesini duymadan uyuyamam. Gelmiş. Hanımefendi uyumuş. Oh. Kızgındım. Yaman yapma. Tamam. Yanağından öptüm. Arkadaşımdan özür dileyeceksin. Unut onu. Unutmam. Tamam söyle. Dövmeyeceğim onu. Beni görünce kaçıyor. Söyleyemem. İyi. Aferin ona. Akıllı çocukmuş. Hırsım geçti bak. Çok kıskançsın. Çok kıskancım. İnkar etme. Seni... Çok kıskanıyorum. Senin tenine benden başka sadece rüzgar değebilir. Sadece ikiniz yapacaksınız. İkimizden başkası muhasebe sistemlerine giremez. Kızım ben sistem falan bilmem. Dikkatli olun o kadar. Tamam sorun yok Ömer Bey. Kolay gelsin. Sağ olun. Biz kahve içecektik değil mi? Hı hı. Tamam. Benim biraz işlerim var. Ben müsaadenizi istiyorum. Merkezde de çok sevdiğim bir kafe var. Konum atarım. Tamam. O zaman iyi günler. Sana da kızım sağ ol. Hayırdır? Bir mesele mi var aranızda? Yok ya. Bir işle ilgili bir şeyler konuşacaktık da dışarıda buluşmak istedim. Hmm. İyi. Ha, sen de bugün bankaya bir uğra. Malum yeni makineler gelecek, para lazım. Ya biraz fazla açılmıyor musun? Hı? Kan, dengeli değil mi oğlum bu bütçe? Dengeli abi, dengeli ya. Normal. Tamam.
Kanım, akıllı ol, ne olur. Ben sana çok güveniyorum. Biz bunu birlikte başaracağız. Hem bunu ben başardım diyebileceğim bir şey olması o kadar önemli ki. Sana da çok iyi gelecek. Ne oldu? Ya bu zımmırtaya bakmaktan benim gözlerimin içi yanıyor, böyle acıyor. Neden mi alacaktın onu? Fırsat olmadı ki. Aksatma. Dedim, biz şu Ural meselesini konuşacaktık. Tamam. İçeri geçelim abi. Hoş geldin. Hoş bulduk abi. Sen beni delirtmeye mi çalışıyorsun ya? Ateş, seninle aramızda hiçbir mevzu yok. Mevzu yok. Gözümün önünde adam öldürdün be. Nasıl mevzu yok? Ben şimdi sana anlatırım. Ama sen anlamazsın. Çok zekisin. Ama yine de anlamazsın. Çünkü evladın yok. Bir gün evladın olduğunda beni anlarsın. Bak, sen beni istemedin, ben ortaklıktan çekildim. Kızımın emeği var, o yüzden burada. Ha, ben arada bir gelirim. Ömer abinin kahvesini içer giderim. Sen istemezsen selam vermezsin. Daha da uzatmayalım. Hı hı. Sen buraya adımını atamazsın be. İlla kahve içmek istiyorsan. Bizim kahvemizi içemezsin. Ömer abi. Başka zaman görüşürüz biz. Tamam. Ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun sen? İki gün iyi geçindik diye kavga etmek mi istiyorsun? Ne yapıyorsun? Ne bu? Ateş, yeter. Ya ne yeter? Yeter! Sen bu adamın kim olduğunu unuttun galiba. Babanın en yakın dostu kardeşiydi o. Ne olursa olsun babanın hatırına masamızda daima yeri var. 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 Senin masanda yeri var. Ama benimkinde yok. O Vural'ın en ufacık hatasını göreyim. Bak şu kadarcık bir hatasını. Bitiririm bunu. Hoş geldin. Merhaba. Konuyu benim mi açmam gerekiyor? Hı. Bu öğrendiğin bilgiyle ne yapacaksın merak ediyorum. Ortada çaresiz ve zor durumda olan bir kadın var. Tabii ki de hiç kimseye hiçbir şey söylemem, söyleyemem de. Ben unuttum bile bunu. Bade. Sana güvenebilir miyim? Gerçekten. Babamdan dolayı bana mesafeli davranıyorsun. Ama bu çok kalp kırıcı bir şey. Düşünsene, sırf Ömer Gülsoy'un torunusun diye seni etiketleyip sana öyle davransam senin hoşuna gider miydi? Gitmezdi, haklısın. Ya o zaman ne bu vicdansızlık Allah aşkına Ateş? Ya görünce selam bile vermiyorsun. İstemeden kırıcı olduysam kusura bakma. Evet, kırıcı oldum. Ama neyse. Senin ne kadar altın kalpli olduğunu öğrenince kırgınlığın biraz geçti. Abartma. Abartmıyorum, her şeyi duydum. Herkesin senin gibi bir insana ihtiyacı var.
Benimle arkadaş olur musun? Arkadaş. Yoksa ne yaparsın, bu öğrendiğin şeyi gidip herkese anlatır mısın? Sağ ol ya. Evet. Eğer benimle evlenmezsen herkese her şeyi anlatırım ve sana şantaj yaparım. Öyle mi? Beni alacaksın. Al beni, evlen benimle ne olur. Peki. Peki, tamam. Ne zaman evleniyoruz? Ya ne zaman, hadi söyle. Peki, güzel eğlendim ben de peki. Ama sen de bunu hak ediyorsun. Tamam, çok yakışıklısın, havalısın, akıllısın da. Ama bu dünyada sadece sen yoksun, tek değilsin ki. Başka erkekler de var. Öyle, öyle. Bade. Hı. Eğlendik, bitti. Şimdi bu aramızdaki senle benim aramda kalacak. Kimseye söylemeyeceksin. Tamam. Bu konuyu kapatalım ve üzerine bir daha hiç konuşmayalım, olur mu? Peki. Ben Feraye'ye ikimizi gördüğünü söylemedim. İyi yapmışsın. Yazık kıza. Canım ya. Aşk acısı. Ezdi geçti kızı. Hem de nasıl. Bu arada ben Feraye'nin babasını çok seviyorum. Ona çok büyük bir gönül borcum var. Durum biraz böyle bir durum. Tahmin ettim. Tamam, bir artık kapatalım konuyu ya lütfen. Olur mu? Peki. Son olarak benim sana bir şey sormam lazım. Tabii. Tamamen kapalı olan kış bahçesinde ne işin vardı? Ya benim sürüyen askım kopmuştu. Onu düzeltiyordum. Tam orada içeri girdiniz. Yani uygunsuzdum. O yüzden saklandım. Sormak zorundaydım, anladım. Bir kahve iç. Söyleyelim. Peki. Efendim Ateş. Ben gelmesem bugün zaten zordu. Anladım, tamam. Gerildin. Ne dedi? Konağa çağırıyor. Lütfen gel, önemli dedi. Gülfem özür mü dileyecekmiş? Özse dilemez. Gerek de yok zaten. Aynen ya, uzak dursun yeter, manyak. Acaba niye çağırdı o zaman ya? Ha. Ne oldu? Yok bir şey. Hadi git sen, bekletme. Yapacak bir şey yok zaten. İyi ki bir yerlere gidelim dedik. Ve hemen eve geldin. İstemiyorum, yatacağım ben. Hayır, istemiyorum. Hayır. Hasta olduğumu biliyorsun, hala eziyet çektiriyorsun bana ya. Anne. Ne oluyor, neyin var? İyi değilim işte. Başım da ağrıyor. Siz beni kahrımdan öldüreceksiniz. Yazıklar olsun ikiniz. Altta alayım, idare edeyim dedikçe üstüme üstüme geliyorsunuz. Çünkü tek suçumuz evlenmek. Evet. Doğru düzgün insanlarla evlenseydiniz ben de böyle olmazdım herhalde, değil mi? Rezil ettiniz beni, rezil. Şunun haline bak. Benim yakışıklı, gözlerin içi gülen oğlum ortalıkta ceset gibi geziyor. Ne yapma? Yalan mı? Anlamıyor muyum ben? Mutsuzsun oğlum, mutsuz, mutsuzluktan ölüyorsun. Anne tamam, tamam, tamam. Bana bak. Bana bak. Anne. Bana bak. Gözlerim içine bak. Bak. Acı çekiyorsun işte. Ölüyorum, acı çekiyorsun. Ne olur konuş benimle, ne olur.
bak günlerdir aklım sende, ne olur ko... Anne tamam, benim bir şeyim yok. Bir sakinleşir misin artık? Sakinleşeyim. Tabii sakinleşeyim. Nasıl? Nasıl sakinleşeyim? Nasıl sakinleşeyim? İyi akşamlar. Sevgili abiniz bir ay önce buraya gelmiş. Haberiniz var mıydı? Sonradan öğrendik biz de. Bize de söylemedi. Sen yıllarca evine gelme. Anneni görüntülü aramalarla idare et. Sonra bir hizmetçinin kızının peşine takıl. Koşa koşa eve gel. Sen beni çekip vursaydın oğlum daha az acı çekerdim ben ha. Anlaşıldı, biz seninle bir orta yol bulamayacağız. Feraye arayayım, çıkar mısın o buraya? Hayır, hayır. Hayır, gelsin. 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 Bir şey yapmayacağım ben ona. Zaten sana sinirimden, hırsım ondan çıkardım. Bir de dedenizle uğraşamam ben, yok. Neden geliyor? Gelinliği bozulmuş prenses hazretlerinin. Tabii bugün biraz ben de incittim onu. Abiniz de kıyamamış. Araya hatırı sayılır bir arkadaşını sokmuş. Özel uçakla modacı getirmiş buraya. Atölyeye gitmiş modacı da, gelinliği yapmış gitmiş. Şimdi de terzi provasını yapacak. Aynen öyle. Neyse ben gidiyorum. Hayır, hayır. Tamam, ben sakinim. Sakinim, tamam, sakinleştim. Gitme, gitme, ne olur gitme. Bak, kaderim neyse çekeceğim ben. Tamam, sen sakinleş, sakinleş. Kaderim ne çekişti? Kaderim tamam, neyse kolay çekeceğim, gitme. Ateş, gitme. Sen çek kaderini. Aleyna. Terzi bahçede miymiş, neymiş? Git çağır gelsin. Peki. Annem, bir dakika. Annem, annem. Annem, nereye? Balkondan atlayacağım. Gelecek misin? Annem, sen yapma bari. Tamam, tamam Okan. Gelme üstüme ya, gelme. Kaderimi çekmeye gidiyorum ben. Kaderimi çekmeye gidiyorum ben. Ne öğrendin? Şöyle bir şey oldu. Bu kına gecesinde konağın hizmetçisi Cemile yamanı köşeyi sıkıştırdı. Herif böyle dondu kaldı kadın gittikten sonra. Bizim bu ufaklığın gözü de hep bunların üzerindeydi. Sonra öğrendim ki meğersem kadının kızı yamanın karısıymış. Ateşte müştemilattan kız aldı. Neyse, bu onların özel sorunu. Bizi ilgilendirmez. Başka? Vallahi herkes çok gergin Vural baba. Yani o konaktaki elektrik bu Kapadokya'nın bütün enerjisini karşılayabilir. Bu aşağıdakilerle yukarıdakilerin ilişkisi bayağı bir karışık. Orada ciddi bir şeyler var ama daha ben kokusunu alamadım açıkçası. Evet. Senin işin. O kadının üzerinden gözünü ayırmamak, onun peşini bırakmayacaksın. Bizim derdimiz onunla. Onu sen çözeceksin. Tamam mı? Tabii. Nasıl emredersen. Tanıştırayım. Sema Hanım. Merhabalar. Merhabalar. Annenin gelinliği yapıldı. Şimdi Sema Hanım senin üzerinde prova edecek. Gerçekten mi? Hı-hı. Teşekkür ederim. Rica ederim. Sema Hanım, benim odamda prova yapabilirsiniz. Tabii ki. Feray, odayı biliyorsun.
Rahatsız olma. Bir şeyler düşündün mü? Haftaya nikahtan önce bu işi bozmalısın. Yok. Vallahi hiçbir şey bulamadım. Yani yoksa ben de çok istiyorum senin dünürün olarak takdim edilmeyi ama... Sen istesen bulurdun da. Yok yok. Vallahi bakın. Ateş Bey çok kararlı. Feraye desen zaten çamur atsan iz kalmaz. Yani yapacak bir şey yok. Bence de. Sen şansını kaybettin. Sağlık olsun. Evlat ne kıymetli şey, öyle değil mi? İnsan tiksindiğinin bile ayağına gidebiliyor. Tam üzerine göre bir şey yapmaya gerek yok. Evet, denememiştim. Gerçekten çok güzel olmuş. Ellerinize sağlık. Rica ederim, mutluluklar dilerim. Çıkarmana yardım edeyim mi? Gerek yok, ben hallederim. Tekrardan hayırlı olsun. Sağ olun. Hayır, git. Lütfen git. Korkuyorsun sadece. Hiç üzülmüyorsun değil mi? Bana demiştin ya, benden ne zaman vazgeçtin diye. Sen benden ne zaman vazgeçtin Feraye? Sana verecek cevabım da, soracak sorum da yok. Öfke bile duymuyorum artık. Sadece benden uzak dur. Yaşadığım sürece o imkansız işte. Yaman, ne yapıyorsun? Çık dışarıya, ne yapıyorsun? Yapacaksın bana. Ben o örgülü saçlı, kırmızı ayakkabılı kıza bir pazar sabahı parkta oynarken aşık oldum. Hala o haline aşığım. En güzel haline. O anda hissettiğim her şeyi hatırlıyorum. Nasıl bu kadar yükselmişti ki? Göğsüm sıkışmıştı. Senin dikkatini çekmek için demire asılı tutunup düşük kolumu kırmıştım, hatırlıyor musun? Hatırlıyorum. Ne zaman, ama ne zaman senden nefret etsem o halin aklıma geliyor. İstemeden gülümsüyorum. Sonra kızıyorum kendime. Ama o halin hafızamda silinmiyor. Yani ben sana zarar veremem. Korkmana gerek yok. Ama seni asla affetmeyeceğim.
gitmek istiyorum. Bırakma. Hayır. Abim gelsin. Beraber gideceğiz. Şimdi seni merak edip odaya bakmaya gelecek. Bak kapı açık. Hava almaya çıktığını düşünüp balkona gelir. İnşallah gelir. Hayır. Dur. Bırakmam seni. Bırakma. Abim gelsin. Görsün bizi. Sonra benim ağzımı burnumu kırsın. Ne yaparsa yapsın kımıldamayacağım. İsterse öldürsün beni. Sen de zevkle seyret ayış. Çünkü sen benim en güzel günlerimi hatırlamıyorsun. Hatırlasan böyle merhametsiz olmazdın. Sen daha iyisin. Bunu unutma. Geliyor. Feraye içer misin? Yok. Girebilir miyim? Feraye. Balkonda mısın? Gelmedi. Olsun. Yine deneriz. Bu acımasızlığı, saygısızlığı, sevgisizliği dibine kadar yaşayalım. Geçmediğimiz cehennem durağı kalmasın. Feraye, neredeydin? Nasıl geçti? Bak bakayım sen bana. Ağladın mı sen? Evet. Bu gelinliği sevdiğin adamla evlenirken giymek isterdin değil mi? Anladım. Yoğun duygular tabii. Baş etmesi zor görünüyor. Sen şimdi ne yap biliyor musun? Hadi kimseye görünmeden git. Hadi. Ha Feray. Geçecek. Söz. Hadi.
Nerede kaldı? Niye çağırdı ki Ateş? Sabah da kahvaltıya gitmişti. Ya alış artık baba. Kızın Gülsoy oldu. Haftaya düğünü var. Kuş yuvadan uçuyor artık baba. Hayırlısı. Kınası olmuş. Nikah tarihi belli artık. Hayırlısı mı kaldı Musa? Gülfem Hanım istemeye geldiklerinde simsiyah giyinmişti. Kınada da öyleydi. Hepiniz gördünüz halini. Yüzü beş karıştı. Suratımıza bile bakmadı. Hiç istemiyor. O bir şey istemezse olmaz. Hayır gelmez yani. Dedim Ateş'e, üzersiniz kızımı diye. Annesine bu kadar hakim olabildi. Yemeğini Muhsin, hadi yemeğini ye. Aman baba, alsın bir tane limitsiz kredi kartı. Vallahi ne dert kalır ne tasa. Ne? Bak, biz fakiriz, mutsuzuz. Ya bari kızın bir yerden yüzü gülsün, yazık. Nasıl, senin ne eksiğin var Nesin? Kapı gibi kocam var yanında. Robot süpürge. Ne? Robot süpürge. Robot süpürge. Ha, alsana. Ya Nesin, yani bir hayal kuruyorsun. Bari doğru düzgün bir şey iste ya. Ne kadar vizyonsuzsun ya. Aklın fikrin temizlikte. Vereyim senin eline o hortumlu süpürge. Bütün gün evi süpür, görürüm ben senin vizyonunu. Hemen. Afiyet olsun. Gel kızım, otur. Yok babacığım, ben uzanacağım. Bir şey mi oldu? İyi görünmüyorsun. Hayır, midem kötü sadece. Aa, kız bir kase çorba koy da içsin sıcak sıcak. Yok, yok. Canım istemiyor. Afiyet olsun size tekrardan. Sağ ol canım. Sen otur otur, uzatsın geçer, yemeğini ye ya. Yok, bakayım ben bir. Doydum zaten, afiyet olsun. Kız bana bak. Sofrayla bulaşıklar sende ha, ona göre. Bizde misafirlik bir günlük. Sıkıntı yok, sen çay çekirdek takıl, hallederim ben. Kız gitme sen. Vallahi kal. Ay bunun kuzeninde var ya böyle, tövbe yarabbim, bir tuhaf kız. Allah yorucu Allah. Be, çok yorucu vallahi. Kal kız sen burada. Feray'ın odasını sana veririz. Böyle azıcık da bir para alırız tabii ki. Ama bir şey soracağım, temizlik sende ha, mutfakta. Neyse ben sonra şey yaparım. Ne diyorsun Nesin sen? Çok ayıp kızım. Olur gibi geldi baba bir an. Vallahi bir şey söyleyeyim mi baba? Hep stresten. Midesini vuruyor. Vallahi evlensin geçer. Yemeğine içet. Yemeğine sus. Nasıl, niye ya? Kendi evimde konuşamayacak mıyım ben? Bak senin fişini çekerim ya. Neyi çekiyorsun ya sen? Aa. Ya Gülfem Hanım şunu alsın yanına da bir kurtulalım ya. Nedir? Bir ateşten rica edelim. Gerçekten. Sen de kurtul, biz de kurtulalım. Ben de kurtulayım ya. Konuş ya. Vallahi konuş ya. Vallahi konuşacağım. Hadi bakalım. Sustur şunu Musi. Vallahi kafam şişti ya. İyi tamam. Otur yemeğini ye ya. Vır 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 vır. Herkes konuşuyor. Diye sormaya korkuyorum. Aşk olsun Feray'a. Yemek yemiyorsun, çikolata mı yiyorsun? Canımın içi, hasta olacaksın. Bak bebeğe de zarar. Bu ona da iyi gelir. Mutlu güzel günlerden kaldı. Yaman'dan mı? Canımın içi. Hala mı ya? Ezberim o benim Azal. Anlayamazsın. Çok kötü bir şey bu. Nasıl yani? Hafıza işte. Ve o benim hafızam silinmesin, hep canlı kalsın, beni tüketsin diye her şeyi yapıyor. Abi. Yol üstünde çok güzel böyle menemenci var. Sen seversin ha. Soğanlı soğanlı şöyle. Oğlum boş yapma, benim bilmediğim yer var. Abi bir dur. Tamam bir dur. Hava alırız. Uzatma bin. Yerdik ama ya.
Günaydın. Feraye. 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 Feraye, aç gözünü, korkutma beni ya. Feraye. Abi ne oldu ya, nereye? Abi. Feraye. 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 Duyuyor musun beni? İyiyim de ne olursun. İyiyim de bana. Dur tamam. Tamam, kıpırdama. Ay. Tamam, bana yaslan o zaman. Gel. Ben şimdi Çetin abiyi arayacağım. Hastaneye gideceğiz, değil mi? Olmaz. Doğru, olmaz. Ateşi arayacağım o zaman. Tek başıma taşıyamam seni, tamam mı? Sabi dur. Bir dur, başım dönüyor, geçer şimdi. Feraye. Ne olur bak, sana bir şey olacak diye korkuyorum artık, lütfen. Bana daha ne olsun artık. Öyle devam edemem. Yaman asla rahat bırakmayacak beni. Durmayacak o Hazan. Ve sen de bunu çok iyi biliyorsun. Çaresizlikten sürekli kendimizi kandırıyoruz. Yapamayacağım. Evlenemem ben. Ben sadece buradan gitmek istiyorum artık. Gerçekten gitmek istiyorum artık. Haklısın, haklısın. Gitmemiz lazım bizim. Para lazım ama. Tamam, ben dayımı arayacağım. Bir arkadaşımın çok ihtiyacı var diyeceğim. Tamam. Arama. Ben ondan demedim. İçimden geçeni söyledim. Tamam, benim de aklıma bir fikir geldi, onu söyledim. Şöyle yapıyoruz şimdi. Ben sana bir çorba getiriyorum. Sen onu içiyorsun güzel güzel. Bir kendine geliyorsun. Ben de o arada dayımı arıyorum. Tamam. Yapamazsın. Sen eğitim harici bir şey istemedin ondan. Yapamazsın. Yapacak başka bir şey yok. Sen bebeğinle gözümün önünde eriyorsun. Azal. Tamam, bitti. Bitti. Abi. Ben artık senin böyle olmana dayanamıyorum. Gözümün önünde acı çekiyorsun. Kahroluyorsun. Susacağım, konuşmayacağım diyorum ama ben konuşmadan duramam. Bilmiyor musun beni ya? Böyle olmaz ya. İyi olman için ne yapabilirim? Söyle, söyle yapayım. Acını nasıl hafifletebilirim? Bilmiyorum. Bilmiyorum. Ama de ki bana, Okan git de kendini kes de kendimi keseyim. Git de oradan atla onu ama söyle bana ya. Bilmiyorum abi, söyle bunu yapayım. Bitirdi beni. Tüketti Okan. Soru sormayacağım, bir şey de söylemeyeceğim. Ama ne olur anlat abi, yapma böyle, anlat bak, tamam mı? Ya aleyhine diyor bana. Aleyhine diyor, onunla nasıl yaparsın diyor. Ya kim? Kim aleyhine, kim ya? Kim, senin neyin oluyor? Ne paylaştın ki sen aleyhineyle? Aranızda kan bağı bile yok sizin ya. Aynı evin içinde anlaşamayan iki insansınız, o kadar ama. Abim o benim ya. Abim o benim. Canımdan, kanımdan. Küçükken korktuğum zaman ben onun yanına giderdim. Sarıp sarmalardı beni.
Tamam, bazen sinir ediyor beni. Sıta ediyor hatta. Ukala herif, takıntılı. Her şeyi o biliyor. Ama iyi adam. Bazen Feray'ın elini tuttuğunda kim olduğunu unutuyorum. Ona dokununca güçlerimi atlayıp bunu yıldıklamak istiyorum. İçim acıyor ama. İçim acıyor. Üzülüyorum. Abim o benim çünkü. Yani seviyorum oğlum. Nefret edemem ki. Öyle bir yara açtı ki bende. Devam edemem. Uzun boyunca devam edemem. Abi. Ne olursun git. Ne olursun. Görme. Duyma. Bilme. Biz başka türlü bu işin içinden çıkamayız. Git. Öyle yapacağım. Asla da geri dönmeyeceğim. Aklında ne var? Bilmiyorum. Ama gideceğim. Biraz Aleyna'dan kurtulur. Adresini verme. Bilmiyorum derim. Sor. Ama arada bir ziyarete gelecek. Gelsin ziyarete. Gel buraya. Abi, bazen gitmek gerekir değil mi? Evet. Gitmek gerekir. Herkesten, her şeyden uzağa gitmek gerekir. Dayıcım bak, bugüne kadar senden 5 kuruş para istemedim ama yemin ediyorum çok lazım. Ne olur bak, arkadaşımın çok ihtiyacı var. Dayı, eşek yüküyle param var ya, ölür müsün versen? Dayı sen var ya, çok merhametsiz, çok vicdansız bir adamsın. Anca gösteriş olsun diye hayır kurumlarında gez, tamam mı? Göstere göstere yetimlere yardım et, bana 5 kuruş verme. Ben yeğeninim senin ya. İlk defa bir şey istedim senden. Kurtulduk bir tanem. Verdi parayı. Ciddi misin sen? Evet. Gideceğim bankaya çekeceğim şimdi. Ufak da bir valiz hazırlarım. Babanı yanımıza alana kadar da o neslini maaşa bağlarız. Ne kadar istiyorsa ya. Hazal, sana verdiği bütün parayı bana harcayacaksın. Saçmalama. Dayıma bu zamana kadar benim için ne yaptın? Arkadaşımın çok ihtiyacı var. Biz beraber bir hayat kuracağız dedim. Utandı verdi. Tamam. Gerçekten gidiyoruz yani. Evet. Çok şükür. Hadi sen çorbanı bitir. Bir duş al, kendine gel. Ben de o sırada işlerimizi halledeyim. Sonra hemen gidelim. Bugün mü? Evet. Beklemeye ne gerek var? Hem o Cemile'ye görünmeden kaçmak lazım Feraye. Bebeği biliyor. Sana ne yapmaya çalıştığını ikimiz de biliyoruz. Doğru. Ama benim önce Ateş'le konuşup bu durumu açıklamam gerekiyor. Bence konuşma. Asla izin vermez, ikna etmeye çalışır. Hemen nereden haberi olacak ki zaten? Çok ayıp geliyor ama konuşmadan böyle birden gitmek. İstanbul'a varır varmaz ararsın. Önce senin biraz nefes alıp kendine gelmen lazım. Ya Ateş mateş umurumda değil şu an. Sen önce bir kendine gel ya. Ne olur bak, gülümseyen yüzünü özledim. Canımsın sen benim ya. Tamam. Burada geçen her dakika ömrümden götürüyor gibi hissediyorum zaten.
Hiçbir şey olmayacak sana. Gidiyoruz buradan, tamam mı? Hepsi geride kalacak. Bekle beni burada. Geliyorum. Merhaba. Merhaba. Oturabilir miyim? Otur bakalım. Şimdi ben lafı fazla uzatmadan direkt ortasından gireceğim konunun. Cemile'ye Ferah ile Ateş'in evlenmemesi için cazip tekliflerde bulunmuşsunuz. Şimdi ben de... Ne saçmalıyorsun sen? Siz benim oğlumla aramı mı açmaya çalışıyorsunuz? Kim söyledi bunu sana? Kimse söylemedi, duydum. Ne istiyorsun? Derdin ne? Lafı fazla uzatmayacağım deyip konuşup duruyorsun karşımda. Söyle, ne? Lafımı keserek soruyorsunuz. Zaten anlatıyorum. Kaprislisiniz, okey. Konak insanı olmak bunu gerektiriyor olabilir. Benim de pencerem havuz görse, benim de havam değişir. Adın ne senin? Hazal. Hazal? Arkadaşın yok karşında. İnsan yerine koyup karşıma oturttum seni. Pişman etme. Peki. Tamam. Ben de cazip teklif istiyorum. İstediğim parayı verirseniz hemen bugün Feraye'yi alıp buradan giderim. Tek bir şartım var. Feraye parayı dayımdan aldım diyebilecek. Bu olay da aramızda sır. Kimse bilmeyecek. Ciddi misin sen? Evet, gitmek istiyor. Ateş'i terk edecek yani. Aynen. Ama söylerse Ateş engel olur. Söylemeden gidecek. O zaman da Feraye'den nefret edecek. Muhtemelen. Ne kadar istiyorsun? 2 milyon bize yeter. 2 milyon. Feraye'nin Ateş'le evli kalması onun için daha kârlı. Neden böyle bir şey yapsın ki? Pek mantıklı gelmedi. Eninde sonunda sizin zaten bu evliliği bozacağınızı düşünüyor. Ateş size çok bağlı. Feraye de kendi hayatını kurmak istiyor. Feraye korktu yani. Aynen. Evet, ne diyorsunuz? Sana pek güvenemedim. Belki Feraye'nin bu anlaşmadan haberi yok. Parayı alıp kaçacaksın. Ateş'e Cemile ile yaptığınız işbirliğini söylemekle de tehdit edebilirdim sizi. Bana parayı yine verirdiniz. Başta ucuz entrika diye dalga geçmiştim. Ama bayağı kullanışlı yöntem bence. Tamam. Konuşmaya gerek yok artık. Kalk. Kalk. Bankaya gidiyoruz. Taksiyle gidelim. Şoför bizi birlikte görmesin. Akıllı bir şeysin desen. Tamam. Müştemilatın oradaki üst yolda bekle. Geçerken alırım seni. Tamam. Selam vermek yok mu ya? Uğraşma benimle artık ya. İçimde sürekli sana inanmak istiyorum. Sonra sürekli beni hayal kırıklığına uğratıyorsun. İnsan sanki hak ettiğini yaşıyor ya, değil mi Bade? Sanki sen beni terk etmiştin, ben öyle hatırlıyorum çünkü. Senin tek derdin benimle evlenip babamın yerini almaktı ve hala öyle. Ama ben artık bana daha uygun birini istiyorum. Var mı bir adayın? Evet. Kimmiş? Ateş. Bir böyle tanışıp konuşma fırsatımız oldu. Ve iyi ki de konuşmuşuz. Bence o da aynı şeyi hissediyor. Biz güzel olacağız ya. Yani. Adam haftaya evleniyor bari. Sen tam bir umutsuz vakasın ya. Ateş. Kolay gelsin. Bekir'den parayı aldın mı oğlum? Almadım.
Sebep? Ateş abimi daha fazla kandırmak istemiyorum ben de. Vazgeçtim. Yapmayacağım. Sen bu soyadı taşıyorsan bu aile için her şeyi yapacaksın. Ben mecbur muyum lan? He? Bugüne kadar benim hayatımda da bu bir ilk. 80 yaşına geliyorum, bana daha ağır. Batıyoruz ulan, batıyoruz. İtibarımız kalmayacak. Ve iki abinden de hayır yok. Ne söz verdiysen yerine getireceksin. Kalk, defol. Bekir'den al o parayı. Hadi. Gerçekten o filmi izlemedin mi ya? Vallahi izlemedim ama... Söz. İlk iş izleyeceğim. Ne oldu öyle? Sessizsiniz. Yok bir şey. Delikanlı çalışıyorum. Ben de böyle tembellik yapıyorum işte. Okay. İyi misin oğlum? İyiyim. Sıcak bastı. Ben biraz kalkayım. Ha. Şu zımbırtını al da ortalıkta dolanmasın oğlum. Esma Hanım, ayna kırılmış da ona biri baksın. Tabii, hemen hallediyorum Hakan Bey. Hazal, biz cidden gidiyor muyuz? Ay anlatmayacağım artık, göstereceğim canım benim. Hazal, çok para var burada, dur. Hadi yok. İnan canım hiç şey, dayım için çok filan değil. Bizi de bir süre idare eder. Zaten ben ihtiyacım kadarını harcayacağım. Çalışmaya başladığımda da taksit taksit ödeyeceğiz. Bana bak Feraye, para bizim üçümüzün, tamam mı? Hayır canım, dayından aldın. Benim için borç bu para. Geri ödemezsem içim rahat etmez. Ay Feraye, seninle şu an bunu tartışmayacağım gerçekten. Ben de. Hadi canım, evdekilerle konuş. Hadi, hadi. Bekliyorum ben seni burada. Sonra da eşyalarını yaparız. Hadi. Eren, arkadaşında mı? Arkadaşında. Bir izin günümüz var yani. Onda da evde böyle pinekliyoruz ha. Bari böyle çarşıya bir yere götürseydin Çetin ya. Zaten haftaya da düğün var. Bir dünya iş güç. Aman. Dereğin tek eline çomak sokacağım gün. Baba, konuşabilir miyiz? Tabii. Burada konuşun abisi. Yabancı mıyız? Öyle yapacağım zaten. Sizin de duymanız gerekiyor diye. Aa, ne oldu kız? Heyecanlanma. Baba, ben Ateş'le evlenmekten vazgeçtim. Ne? Vallahi aklını başına topla. Yoksa seni kitlerim şimdi, Bodrum aklın başına gelir ha. Bırak kolumu. Bağırma bana.
Bağırma. Zaten sinirim tepemde. Çekil git odana, aklını başına topla. Ben gidip eşyalarımı toplayacağım. İzin istemedim zaten. Sadece babama söyleyecektim. İstanbul'a gitmek istiyordum. Gidiyorum. Ben yok. Delireceğim ben, delireceğim. Biz sana çok yüz verdik, anlaşıldı. Sen dayak mı istiyorsun? Ha? Dayak mı istiyorsun? İndir o elini. Sakın kızıma dokunma. Sakın. Gelinimle torunumun başımın üstünde yeri var. O elin bir daha kalkarsa kendini kapının önünde bulursun. Çetin, yapma. Çuval mı yıkılsın istiyorsun? Sakin ol, tamam. Ya nasıl susayım baba? Nasıl susayım? Bir başına da gidiyor bak, nerede ne yapacak belli değil. Ben kızıma güveniyorum. Sana laf düşmez. Ateş Bey mi bıraktı seni? He? Zaten soğuk soğuk davranıyorsun adama. Ne oldu? Sıkıldı mı senden? Ne oldu? Seni ilgilendirmez. Bak beni delirtme. Benle doğru düzgün konuş. Delirtme beni. Çetin tamam tamam. Ne oldu kızım? Gülfem Hanım canını sıktı değil mi? Hakaret mi etti? Olmuyor işte baba, olmuyor. Ben kendi yoluma gideceğim. Hangi yol acaba o? Ha? Hangi yol? Bu erkek düşmanı mı caydırdı seni? Doğru söyle. O yüzden mi evlenmiyorsun? Sus. Sus artık sus. Arkadaşım hakkında da düzgün konuş. Bak bak laflara bak. Emir de veriyor. Kız delirme. Ne olur kulun kurbanın olayım, yapma, kendine gel. Bak zengin koca, ne güzel, bakımlı ev kedisi ol, evlen. Bunun gibi sokak kedisi mi olacaksın? Delireceğim, delireceğim ben bu evde. Feraye, durumu biliyorsun. Ben yokum. Siz hangi ara benim hayatımda vardınız ya? Sen bana abilik mi yaptın da akıl veriyorsun? Küçücüktüm, çantanı aldın, defoldun gittin. Bıraktın beni o vahşi kadının eline. İlkokula gidiyordum, ilkokula 3'ü veriyordu elime. Güzel yap diyordu bir de, her yerim yanıyordu. Bakma bana öyle, bakma. Biliyordun. Biliyordun, izliyordun sen de. Kızım. Seni üzmek için söylemiyorum baba. Böyle bir kadınla büyümek zorunda kaldım ben. Gerçek bu. Gidiyorum. Sen benim odama geçer misin? Tamam. Resmen gidiyorsun yani. Baba ben eşyalarımı toplayıp hemen çıkacağım. Tamam mı? Tamam evladım. Nerede kalacaksın? Bir ev bulana kadar İstanbul'da Azal'ın bir arkadaşı var, onunla kalacağız. Adresini bırak. Varır varmaz ararım. Adresi de yazarım. Üzülme. Ne bileyim yavrum. Böyle olsun istemezdim. Merak etme. Kendi hayatımı kuracağım. Çok yüz verdim baba buna. Çok. Babama bakmak için ne kadar istiyorsun? Ne? Nasıl ya? Duydun işte. Hemen çalışmaya başlayacağım, göndereceğim sana. Feraye sen İstanbul'da hem kendine bakıp hem bana nasıl para yollayacaksın ki kızım? Sen daha ilk defa çalışıyorsun. Ne kadar maaş verecekler sana? Dayım bize destek olacak. Parasız bırakmayız seni, merak etme. Çekinme, söyle. Feraye, durumumu biliyorsun. Açıklamama gerek yok zaten. Ama öyle para veriyorsun da babamı baktırıyorsun gibi düşünme sakın. Eren'e yardım ediyorsun, öyle düşün. Tamam. Biraz kendimi toparlayayım, babamı yanıma alacağım zaten. O da geçici bir durum. Sen nasıl istersen. Var mı yardım edecek bir şey? Gerek yok, biz hallederiz. Peki. Thank you.
kardeşim gelmesin. Annesinin bir tanesini kimseler üzmesin. Beni geçirmeye kardeşim gelmesin. Annesinin bir tanesini kimseler üzmesin. Gidelim buralardan, dayanamıyorum. Gidelim buralardan, unutamıyorum. Bir sorun var sanırım. Siz en iyisi yalnız kalın. A, gerek yok. Sen benim için yabancı değilsin Badeciğim. Sen de dinle geç. Yardım edebileceğim bir şey var mı? Yok. Ama yakında buralarda bu konudan başka hiçbir şey konuşulmayacak. Ve maalesef artık engel olmak da çok zor. En azından giderken seni bir arar. Haber verir diye düşünmüştüm. Arkadaşı geldi ve resmen benimle pazarlık etti. Hani yeter. Neden? Haklı olduğum için mi bozuldu? Badeciğim, Feraye bundan böyle bizim eski müstakbel gelin adayımız. Arkadaşın bana yolladığı 2 milyon karşılığında Ateş'i terk etti ve İstanbul'a gidiyor. Nasıl yani? Düğün olacaktı. Artık olmayacak.
Bak, gitmeye karar verdiğin andan beri daha mutlusun. En azından ne yapacağını biliyorsun. Evet. Aleyna'yı da çok sallama ya. İdare ederim ben onu bir şekilde. Öyle işi çıktı falan derim. Zaten dedemle de konuşuruz. Yani anlatırım ben derim. Abimin kafa dinlemeye ihtiyacı var biraz. Uzaklaşmaya ihtiyacı vardı falan derim. Sorun değil. Konuşurum ben. Feraye'den uzaklaşmak senin için yani iyi olacak be abi. Belki başka biriyle. Okan. Saçmalama. Ya ne dedim canım şimdi ben? Tamam. Kapat bunu. Annem öğrenince ne yapacak acaba? Kimin hayatını yaşıyor sence? Hiç düşündün mü? O ne demek ya? Baksana. Kendimizi düşünecek hiçbir şey yapmıyoruz. Hep aile. Sanki böyle tek bir insanmışız. Birlikte hareket etmek zorundaymışız gibi. Aile her şeydir. Kara delik gibi bence içine çekiyor insanı. Sen diye bir şey kalmıyor. Bak halimize. Babam ölmeseydi farklı olurdu. O kara delik dedem. İşte o aile Okan. Hepimizi o şekillendirdi. Sen benim her şeyimsin abi. Sen olmasaydın yapamazdım. Sen en zor günlerimde bile yanımdaydın benim, biliyor musun? Oğlum tamam. Tamam boş ver, kapat şu konuyu, kapat. Biz zaten her şeyin her zaman farkındaydık. Hep farkındaydık yani. Ne oluyor ama? Hiçbir şey değişmiyor. Babanı geri diriltemiyorsun. Anneni de, dedeni de değiştiremiyorsun. Duymuş mudur? Bilmiyorum. İnince bir kendime geleyim, arayacağım. Hem vücudum hem ruhum o kadar yorgun hissediyorum ki her şey için. Hayırdır inşallah. Bakış açısına göre değişir. Bak şimdi bir gerelim. Ne oldu? Feraye. Ateşten ayrılmak için annenizden para almış. Ne? İstanbul'a gidiyormuş. Anlamadım. Niye anlamadın? Ateşi 2 milyona satmış kız. Evlenmiyorlar mı? Okan Allah aşkına ne evlenmesi ya? Kaçmış kız, kaçmış. Tabii... Abinin onunla evlenmesinin altındaki gerçek sebep de belli ama... Ne? Ne sebep ne? Ha? Sebep ne? Bade! Bade konuşsana, sebep ne Bade?